Ama şöyle bir şey hatırlatmak isterim sevgili izleyiciler ve sevgili konuklarım. Özgeçmişi bayağı detaylı olan, şu an Fransa'nın Dışişleri Bakanı olan ve asla tesadüf olarak bu paylaşımı yapmadığı anlaşılan Catherine Tesadüf Colonna, değil, bundan Madame mutabakız. Colonna'ya rağmen Paşinyan'ın Arma'dan biliyorsunuz Ağrı Dağı'nı çıkarttığını hatırlatmak lazım. Evet. Hatta nasıl olduğunu da hatırlatayım. Ermenistan Başbakanı Paşinyan parlamentoda muhalefetten bir milletvekiliyle girdiği diyalog sırasında aslında devlet sembollerine ilişkin eleştirilerde bulundu. Bizim armamızın üzerinde tasvir edilen nedir? Üzerinde Ermenistan'ın dört hanedanın arması Ağrı Dağı üzerinde Nuh'un gemisi. Armaya bakınca benim aklıma soru geliyor. Onun bizimle ne ilgisi var ifadelerini kullanmıştı. Paşinyan devlet armasının Ermenistan'ın teminatı olduğunu da ifade etmişti. Armada Ağrı Dağı'nın yer almasının kendi toprağımız algısını yaratacağını belirten Paşinyan, bu bizi yok edin anlamına geliyor demişti. 1991 yılında yeni devletin temelleri atılırken buna neden ihtiyaç duyulduğunu anlamadığını da söylemiş. Ülkesini ve devletini en çok sevenin kendisi olduğunu vurgulayarak bu tip uygulamaların halkın psikolojisine katkı sağlamadığını ifade etmişti. Yani Paşinyan bu noktadayken özellikle demin aslında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karabağ Ermenilerini, Ermenistan yönetimini ama diasporayı ayırdığını ifade etmiştim. Sanıyorum burada bir dördüncü başlık açıp Fransızları da başka bir yere Anne koymak bak lazım. şeyde Karabağ 2020 yılında orada savaş çıktığında hatırlarsan Fransa Suriye'den o zaman bunlar hep gündeme gelmişti. Ermenilerden oluşan bir askeri birlik oluşturup cepheye göndermeye kalkmıştı ve belki de göndermişti. Bizde de ismi lazım değil bir tane emekli diplomat o zaman siyasetle iştigal ediyordu. Türkiye bölgeden İsmi lazım ya. Yok yok lazım değil. İsmi herkes biliyor canım. Herkes eski büyükelçi. Ya bak herkes NATO'da biz bize konuşuyoruz ya o aşamada. Baş harfi Ünal. Ünal Çelikör. Yani, NATO'da baş harfi Ünal dedi ya. Şimdi şu var. O da o sırada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne Türkiye'yi şikayet etmeye hazırlanıyordu. Türkiye aşağıdan cihatçıları Karabağ'a gönderiyor diye. Dolayısıyla yani bu işte Fransa böyle bir devlet. Evet. Ve hatırlar mısın yine o Doğu Akdeniz'de Mavi Vatan'da o 2019'larda 2020'lerde ben hatırlıyorum Macron'un şöyle bir açıklaması vardı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı adımlar bizim çıkarlarımızı tehdit ediyor diyordu. Mavi Vatan'da Türkiye'nin son derece meşru olarak haklarını savunmasının kendi çıkarlarını tehdit ettiğini savunuyordu. Ve Karabağ meselesi ortaya çıktığında birdenbire oradan Suriye'den Ermeni birlikleri oluşturup silahlandırıp onlara Karabağ'a gönderiyordu. Fransa'nın bizde başka bir derdi ne? Fransa, Türkiye Fransa'nın arka bahçesi olarak gördüğü Afrika'da bugün birçok alanda Fransa ile boy ölçüşüyor. Fransa'nın alanına girdi. Ki hatta buna ilişkin de biliyorsunuz Afrika, Doğu Akdeniz'de de var hocam. Tabii. 2020 yılındaydı galiba. Biz İstanbul'da bir Afrika zirvesi düzenlemiştik. Yanlış hatırlamıyorsam 42 Afrika ülkesi katılmıştı. Dolayısıyla Fransa'nın bize karşı böyle operasyonel girişimlerde bulunması çok normal. Demin söyleyemedim. Ya bak geçen programda da söyledim sen farklı bir yere çektin. Ya burası Orta Doğu tamam mı? Burada çıkarlar konuşuyor. Burada güçlü olacaksın. Fransa Fransalığını yapacak, Amerika Amerikalığını yapacak. Sen de Türkiye gibi davranacaksın. Sen de Türkiye gibi olacaksın. Yani çok fazla duygusal boyutlarda bu işleri yaşamamak lazım. Hayır değil de buna da tepki göstereceğiz tabii. Evet, bak mesela ben şimdi şöyle, demin konuştuğumuz olay. Biz gayet güzel, tertemiz, gerekli yerlere gerekli mesajı vermişiz. Çok da güzel haberler geliyor bölgeden. Evet. Şimdi hepsini paylaşmayalım. Lafın çoğu herkese anlatılmaz derler şeyde Anadolu'da. Yani güzel haberler geliyor. Amerika Birleşik Devletleri de Zevair'i kurtarmak için o da kendince işte bir açıklama yapıyor. Yani olay kontrol altında bir sıkıntı yok. Peki. Vallahi Fransız Bakanı oynadığı uçaktan bir tanesi düşerdi dediğine göre. Fransız Bakanı sizce kötü mü? İsmet evet. Özçelik'ten bir de İmenik'ten alıp bu konuyu geçireceğim. Evet. Ağrı Dağı'nın o fotoğrafı hani paşam dedi ki çok güzeldir. Doğu Beyazıt'tan da Ağrı çok güzel gözükür. Doğu Beyazıt'lara da buradan selam olsun. 5 yıl kaldım. Büyük Ağrı, Küçük Ağrı'nın hem Iğdır tarafını hem Dilucu tarafını
biraz böyle yürüyerek de dolaştım. Onun için Ağrı Dağı gerçekten çok güzel bir dağdır. Ancak Ermenistan için çok fazla bir anlam ifade ettiğini sanmıyorum bu saatten sonra. Ancak Fransa nedense son dönemde Amerika'nın böyle kuyruğuna öyle bir yapıştı ki, özellikle Macron döneminde, yani böyle garip bir şey yapıyor. Şimdi neden Ermenistan'a gitti, bu hamleyi yapıyor? Karabağ nedeniyle. Karabağ'da neden oldu? Yani birincisi bakalım şeylere, bir Paşinyan ne yaptı? Tuttu, Roma anlaşmasını imzaladı. Putin'i tutuklama kararına altına imza attı bir anlamda. Arkasından Amerika ile tatbikat yaptı yine orada bir. Yine karısını Ukrayna'ya gönderdi yardım etmek için. Yani burada aslında tartışmanın boyutu Fransa'yı o kadar çok ilgilendirecek bir olay da yok burada. Fransa ile şeyin ne alakası var Ermenistan'ın? Hiç ne komşuluğu var ne bilmem ne, hiçbir şey yok. Evet, ne alakası var deyince. Ha, o anlamda söylüyorum. Ha. Yani orada küçücük de bir ülke. Fakat özelliği var, stratejik bir yerde. Amerika Kafkaslar'da yeni bir cephe açmaya çalıştı. Bu cephe hem Rusya'ya yönelik, daha önce de konuştuk, hem Türkiye'ye yönelik bir kuşatma harekatının parçası. Fakat elindeki şey patladı. Tam tersi bir şeye girdi. Ve tam başarısızlıkla sonuçlandı. Hani diyordu ya Aliyev, ne oldu Paşinyan falan diyordu ya. Yani resmen o hale geldi şimdi. Onun daha da ağrı. O nedenle ben Fransa'nın yani şeye hani nasıl söylerler onu söylemek istemiyorum da, Fransa kendi ayağına kurşun sıkıyor aslında burada. Yani bu hareketlerle Fransa'nın çok fazla kazanacağı bir şey de yok. Bakın Amerika'nın kuyruğuna takılmak bütün Avrupa'da yarattığı şu andaki sıkıntı, ekonomik sıkıntı bizi de etkiliyor. Niye etkiliyor? Çünkü Avrupa'nın, Almanya'nın durması, sanayisinin durması, ekonomisinin durması bizim de ihracatımızı olumsuz etkiliyor. Biz mesela ihracat dayalı büyümeyle işte efendim krizi aşmaya çalışıyoruz ama Almanya'dan özellikle gelen haberler bayağı olumsuz. Bu nedenle Fransa'nın da bu tür işlerde lüzumsuz bir şekilde girmesi Fransa'ya Mesut da çok abi, fazla bir şey sağlamayacak sanıyorum. Otel Ruanda filmini izledin mi? Evet. Bak Ruanda'da Tutsilerle Hutuları kapıştırdılar. Birbirine kırdırdılar. Yıllarca. Resmi rakamlara göre 800 bin. Evet. Milyonun üzerinde insanı orada birbirlerini boğazlattılar. İşte Cezayir'de yaptıkları ortada. Bilmiyor. Fransa'da Paris'in göbeğinde Cezayir ayaklanması başladığında insanları diri diri kanala atıyorlar. Yani böyle bir milletten bahsediyoruz ya. Hani ama sorarsan Türkiye'nin yarıdan çoğu da mesela Fransızlar için medeniyetin en nadide temsilcileri tanımlamasını yapar. Bayağı kabadırlar ben sana söyleyeyim. Yani dolayısıyla hani burada hadise şu. Bak Ermenistan'a selam çakıyor ya. Sığınmacı meselesine girmeyeceğim. Kimse oraya çekmezse memnun olurum. Türkiye'de 100 binin üzerinde Ermeni var. Orada karnını doyurmak için Ermenistan'dan çıkıp Türkiye'ye gelen ve Türkiye'de çeşitli işlerde çalışan. Evet. Ermenistan'ın bu coğrafyada aslında tek çıkışı Türkiye. Ayrıca da tek çıkışı yani Türkiye. Her şey normalleşse iyi ya olur. Türk malları falan filan. Ya 3 artı 3 falan öyle diye geliştirdiğimiz, başarsak en çok kazananlar olacak. Romantik, bak romantik bir yaklaşım olacak da. Ya Ermenistan'ın da aşağıda işte Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın kullanmaya çalıştığı Kürtlerin de aslında tek çıkışı Türkiye. Bak Halepçe'de Saddam orayı bombaladığında, bir insanlık dramına imza attığında, katliam yaptığında kapılarını açan yine Türkiye oldu. Aynen öyle. Gel bu en son işte Suriye iç savaşında bugün bizdeki 3 milyon 600 bin Suriyelinin %19'u YPG terör örgütünün kontrolündeki bölgeden gelenler. Örgüt onları da istemiyor Türk kökenli oldukları halde. Niye? Çünkü kendi çizgilerinde görmüyor. Ya dolayısıyla burada işte istediği kadar Kürtleri kışkırtmaya çalışsınlar, Ermenileri kışkırtmaya çalışsınlar. Yani bu bölgenin tek çıkışı, tek kurtuluşu, umudu Türkiye. Türkiye'nin Irak ve Suriye gibi toprak bütünlüğünü kaybetmemesi lazım ki geçmişte olduğu gibi bunlara da biz de destek olalım, yardımcı olalım. Bak bu arada bu sığınmacı meselesinde de Hande rakamları çok yanlış anlatıyorlar. Şimdi insanlar şunu zannediyor. Diyorlar ki 4 milyon 800 bin Türkiye'de sığınmacı var. Toplama. Kardeşim bak bir kez daha bu toplama mı? Hepsi sığınmacı değil onların da. 3 milyon 600 bine Suriye'den gelen ve geçici sığınma statüsü verilenler. 1 milyon 200 bin kişi var. Bu 1 milyon 200 bin kişinin 300 bini Türkiye'de öğrenim gören öğrenciler.
Bunların içinde parası pulu olan, burada iş yapmak isteyen ya da ne bileyim işte geçici ikamet izniyle gelen, para harcayan, ülke ekonomisine katkıda bulunan insanlar var. 1 milyon 200 bin de bu. Ama maalesef Türkiye'de bu işler böyle detaylı bir şekilde anlatılmadığı ve sosyal medya refleksiyle olaylar değerlendirildiği için işte 5 milyon sığınmacı var. Alıp rakamı 13 milyona kadar götürenler de var. Evet. Peki Melik, yani senden de bir değerlendirme alayım. Bu arada. Fransa'yı biz Fransız ihtilalinin getirdikleriyle analım. Onu da hatırlayalım. Melik, bunlarla senden değil. De kısa bir değerlendirme alayım hanımefendiyle ilgili. Ama bir durumu da unutmayın bu sığınmacılarla ilgili. Cumhurbaşkanımız bazen de bu sığınmacılar konusunda Avrupa'ya destur çekiyor. Şimdi ne yapmak istiyorlar? Almanya bile bu sığınmacılarla yaptığımız anlaşmayı gözden geçirelim diyor. Yani bu konuda Türkiye'deki temel yanlışlık, geçmişi bilmeden herkes dedikoduya dayanarak konuşmasından kaynaklanıyor. Evet, bir kısa hızlıca değerlendirme alayım Sayın Bakan Bey'den. Çok hızlı söyleyeyim. Şimdi bir kere bu Catherine Colonna'nın açıklaması tamamen iç siyasete dönük. Bunun dış politikayla alakası yok. Fransa'da iç siyasete dönük bir mesajdır. Aynı haltı Macron da işlemişti. İkinci Karabağ Savaşı'nda Emmanuel Macron da yine içerideki diasporaya sempatik görüneyim diye böyle sıcak mesajlar vermişti. Çünkü orada ciddi bir Ermeni nüfusu var. O ciddi Ermeni nüfusu Sayın Bakanım da söylediği gibi entelektüel güç, medya gücü, para gücü. Yani resmi politikaları bu. Bakın, tabii özgür ağırlığı. İmzaya bakın, minister kullanıyor diyor. Yani tabii. Bakanlığın şeyinde. Öyle yani. Yani özgür ağırlığı çok. Ama ya bu sefer sanki ondan farklı biraz ya. Yok çok bilinçli bir hareket. Bilinçli bir hareket. Ya lütfen, koskoca Fransa'nın Dışişleri Bakanı Ağrı Dağ'ın Ermenistan'da olmadığını bilmeyecek kadar dışişleri. Ama bu tazikler. Dışişleri kontrolünde imzası öyle. Minister bu dış politikaya dair. İşte dolayısıyla rezillik dışişlerinin yani. De resmi, politikası bu. Resmi bu dış politikaya dair tazdikler gelmeye devam edecektir. Hı. Fransa ve özellikle Amerika'dan Ermeniler üzerinden tazdik gelmesi çok şaşırtıcı olmaz. Ben hani evet tepki gösteririm. Tabii ki sembolik anlamlı şey. Ama sonuç itibariyle hani çok mu hani bizi sarsan bir şey değil tabii ya. Bizi bu tür şeyler bizi güçlendiriyor. Bizi öldürmeyen şey bizi güçlendiriyor ya. Evet, aynen öyle. Devam edecek yani.